Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir revani tarifi vereceğim. İki renkli revani. Bunun için öncelikle lazım olan malzemelerimiz şunlar. Şerbet için 3 su bardağı su, 2,5 su bardağı toz şeker ve şöyle çeyrek limon suyuna ihtiyacımız var. Şerbeti öncelikle pişirip soğutacağız. Revani malzemesi, hamur malzemesi için 4 adet yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı irmik, 2 çay bardağı toz şeker, 2 çay bardağı Hindistan cevizi, 2 yemek kaşığı kakao, 2 kabartma tozu ve yine bu ölçüdeki çay bardağı ile 5 çay bardağı da una ihtiyacımız var. Hemen şimdi şerbetimizi yapmaya geçelim. Şerbetimiz için suyumuzu tenceremize alıyoruz. 3 su bardağı. Şekerimizi 2,5 su bardağı ekliyoruz. Şimdi kaynayıncaya kadar, şeker eriyinceye kadar şerbetimizi ısıtacağız ve biraz kaynatacağız. Ama böyle fokur fokur kaynayıp da böyle ağdalı bir şeker olmayacak. Daha gevşek kıvamda bir şerbet istiyoruz. Onun için şerbetimiz güzel kaynadı. Şimdi bu aşamada içine limon suyumuzu da döküyoruz. Altını kapatıyoruz. Ve şerbetimizi soğumak üzere başka bir yere alıyoruz. Şimdi revanimizin kek kısmını yapacağız. Bunun için 4 tane yumurtayı kabımıza koyduk. Üstüne de 2 çay bardağı şekerimizi ekleyeceğiz. Ve bu şekilde biraz kabarıncaya kadar çırpacağız. Kabaran yumurta ve şekerimizin üstüne 1 çay bardağı yoğurdumuzu ekliyoruz. 1 çay bardağı irmiğimizi ekliyoruz. 2 paket kabartma tozunu ekliyoruz. Ve şöyle azar azar 5 çay bardağı kadar unumuzu ekliyoruz. Önce bu kısmı karıştıralım şöyle bir. Sonra bu kısmı ekleyelim. Hamurumuzun malzemeleri karıştı. Şimdi bunu şu şekilde dikdörtgen bir borcama alacağım pişirmek üzere. Siz fırın tepsisine de koyabilirsiniz. Fark etmez. Hemen içini biraz yağladım tepsinin. Hemen hamurumu tepsiye alacağım. Tepsimize aldığımız hamurumuzun şu şekilde yayılması için hareket ettirerek güzelce yerleşmesini sağlıyoruz. Evet, yayılan kek hamurumuzu şimdi 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırına vereceğiz. Revanimiz fırından çıktı. Biraz ben bir 2-3 dakika beklettim ve ilk sıcağının çıkmasını bekledik. Şimdi biraz daha soğuk olan revanimizin şerbetini bu arada soğutmuştuk. Şerbetini yavaş yavaş revanimizin üstüne döküyoruz. Revanimiz şerbetini sünger gibi çekti. Şimdi biraz ılınması için bekleyeceğiz. Daha sonra şekil verme işlemine geçelim. Revanimiz fırından çıktı. Çok güzel kızarmış. Şerbetini döktük. Yeteri kadar dinlendi. Şimdi kakaolu olan ikinci katını yapmaya geçeceğiz. Ama ondan evvel süslemede kullanacağımız bir paket krem şantimiz ve bir bardak soğuk sütümüz var. Biz şekillendirme ve süsleme aşamasını yapıncaya kadar soğuması için krem şantimizi çırpacağız. Buzdolabımızda süsleyinceye kadar, o aşamaya gelinceye kadar soğutacağız. Şöyle hemen çırpalım. Krem şantimiz katılaştı. Ben hemen buzdolabına koyuyorum. Son aşamada kullanacağız. Şimdi şöyle bir aparatla ben revanimizi keseceğim. Ama şart değil, bardakla da, su bardağıyla da bu işlem yapılabilir.
şu şekilde revanimizden yuvarlaklar çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi yuvarlakları kestik. Şimdi bunları servis tabağımıza alacağız. Yanlarda kalan kırıntıları da kakao ile yoğuracağız az sonra. Ben şimdi bunların hepsini düzgün bir şekilde çıkarmaya çalışıyorum. Çıkardıktan sonra hepsinin kakaolu kısmının yapımına başlayacağım. Bu ayırdığım parçaları da kakaolu yapımında kullanacağım. Şu aradaki parçaları. Evet, çok güzel yuvarlaklar çıkardık gördüğünüz gibi. Şimdi hem tepsimizin yanında kalanlarla hem ayırdıklarımızla kakaolu kısmının yapımına geçiyoruz. Baştan da belirtmiştik. Kakaolu kısım için 2 çay bardağı Hindistan cevizimiz vardı. Hemen onu kırıntılarımızın üstüne döküyoruz. 2 yemek kaşığı kadar da kakaomuz vardı. Onu da şöyle döküyoruz. Ve çok ezmeden elimizle hepsini karıştırıyoruz. Şimdi kakaolu kısmı da yoğurduk. Ben bunlardan parçalar alıp üstüne koyacağım ama biraz daha düzgün durmasını istediğim için şöyle bir metot geliştirdim. Hemen birer parça alıyorum. Şöyle elimde yuvarlıyorum. Bir tabağın, küçük bir tabağın üstünde şöyle istediğim kalınlığa getirip yine aynı kalıpla, hani yanları da güzel dursun diye kesiyorum. Tabii siz bardak kullanıyorsanız bardak da olur. Şu şekilde alıyorum ve üstüne yerleştiriyorum. Bunu tabii şart değil böyle yapmak. Elle de yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Bu şekilde bütün sade revanilerimizin üstünü kakaolu olarak doldurduk, kapattık. Şimdi üstüne krem şanti sıkacağız. Bu üstündeki şekilleri siz elinizle verebileceğiniz gibi, benim yaptığım gibi bir kalıpla da yapabilirsiniz. Çok yumuşak olduğu için gayet kolay bir şekilde şekil alıyor. Az önce hazırlamış olup ve dolapta soğuttuğumuz krem şantiyi bu şekilde ben sıkma poşetine aldım ve hemen fazla erimeden iki renkli revanemin üstüne krem şantimi sıkıyorum. Hem lezzetiyle hem görüntüsüyle gerçekten fark yaratan bir tatlı. Denemediyseniz muhakkak denemenizi, denediyseniz de bir kez de benim tarifimle denemenizi öneririm. Krem şantilerimizi sıktıktan sonra aslında iki renkli revanemizin sunumu tamamlanmış oluyor. Bundan sonrası size kalmış arkadaşlar. Ben biraz daha renk vermek için şöyle üstlerine toz Antep fıstığı dökmek istiyorum. Sizler de isterseniz fındık, ceviz, Hindistan cevizi veya benim yaptığım gibi toz Antep fıstığı dökerek renklendirebilirsiniz. Birkaç renk şöyle üstüne eklersek görünümü daha şık olacaktır. Şimdi kiraz mevsimindeyiz. Dolayısıyla ben birer tane de üstlerine kiraz ekleyip biraz daha da renklendirmek, daha da böyle albenili hale getirmek istiyorum. Tabii bunlar tamamen sizin tercihleriniz. Harika görseliyle iki renkli revanemiz sunuma hazır. Herkese afiyet olsun.